Teknopat'tan herkese merhaba, ben Çağan Çelik. Corsair'ın manyetik levitasyon teknolojili LED fanını daha önce Teknopat'ta incelemiştik. İlgili videomuza yukarıdaki karttan ulaşabilirsiniz. Bugün inceleyeceğimiz manyetik levitasyonlu fanlarsa RGB'li ve RGB aydınlatma kontrolcülü. Manyetik levitasyonlu rulman teknolojisi Corsair'ın fanlarında uzun süredir kullandığı devrimsel bir teknoloji. Sürtünmeyi azaltarak oluşan gürültüyü düşürmeyi ve fan ömrünü uzatmayı amaçlayan bir teknoloji bu. Corsair'ın ML kısaltmasıyla başlayan tüm modelleri bu teknolojiyi içeriyor. Manyetik levitasyon teknolojili fanlar Corsair'ın bugüne kadarki en sessiz fan modelleri arasında diyebiliriz. Özellikle sessizlik ve performans arasındaki dengeyi hesaba katarsak, ML Pro RGB 12 ve 14 cm büyüklüklerde tekli ve üçlü paket olarak satılıyor. Üçlü paket versiyonunda Corsair Node RGB kontrolcüye de sahip oluyorsunuz. Bu kontrolcüyü bilgisayarınıza takıp Corsair Link programını kullanarak fanlarınızın aydınlatmasını ileri düzeyde özelleştirebiliyorsunuz. Öncelikle bu setin standart ML LED fanlara göre farklı hızda çalıştıklarını belirtelim. 2200 RPM yerine 1600 RPM'de dönen fanlar çıkıyor bu setten. Fanlar PWM destekli ve 400 ile 1600 RPM dönüş hızları arasında kontrol edilebiliyor. Minimum PWM değeri olarak %25'e kadar düşürebiliyorsunuz ve bu yaklaşık 400 RPM'e denk geliyor. Daha altına düştüğünüzde fan otomatik duruyor. Tasarım itibariyle ML Pro RGB hem statik basınç hem de hava akışı için optimize edilmiş. Her iki kullanım senaryosuna da cevap veriyor. 47.3 CFM üfleme değeri ve 1.78 mm H2O statik basınç değerine sahip. Bu sebeple radyatör üzerinde iyi iş çıkarabilirler. ML Pro RGB fan çerçevesi tasarımı bakımından RGB olmayan LED modelden farksız. Agresif ve askeri görünümlü bu çerçeve tasarımından öğelere Corsair'ın SP gibi diğer serilerinde de rastlamak mümkün. Köşelerde titreşim engelleyici kauçuk malzeme kullanılmış. Kasaya monte etmek içinse kutuya fan başına 4 metal vida dahil edilmiş. Fanlardan çıkan 60 cm uzunluğundaki iki kablodan biri 4000'li PWM, diğeri 4000'li RGB aydınlatma kablosu. PWM kablosunu kasanıza ya da kendi fan kontrolcünüze takabilirsiniz. Aydınlatma kablosunu ise Corsair'ın kendi kontrolcüsüyle kullanabiliyorsunuz. Fanların üzerindeki etikete baktığımızda 12 volt üzerinden 225 mA akım çektiğini görüyoruz ki bu da 2.7 watt güce denk geliyor. Bu fanların 6 tanesini bir kontrolcüye bağladığınızda ve tam hızda çalıştırdığınızda kontrolcü SATA güç portundan 16.2 watt'a kadar güç çekmiş olacak ki bu rakam tek SATA güç bağlantısının sınırlarına yakın. Corsair'ın bu fanların özelliklerini belirlerken bunu göz önünde bulundurduğunu söyleyebiliriz. Gürültü konusunda bir şeyler söylememiz gerekirse fan %60'lara kadar hemen hemen hiç gürültü üretmiyor. %60'tan sonra yavaş yavaş bir şeyler duymaya başlıyorsunuz. Tam devirde çalışırken ürettiği gürültü 25 desibel seviyesinde. 1-2 fanın tam devirde çalışması pek rahatsız edici olmasa da bu sayı 4 ile üzerine çıktığında rahatsız edici hale geliyor. Dolayısıyla yüksek sayıda ML Pro RGB fanlarınız varsa %80'lere çekmeniz durumunda gürültü çok rahatlıkla tolere edilebiliyor. Tabii ki bunda kasanızın yapısı, yalıtımı ve konumu da önemli. Dahil edilen kontrolcü iki parçadan oluşmakta. İlk parça fanların bağlandığı hub. Bu hub 6 adet 4000'li girişe sahip. Buralara 6 adet Corsair RGB destekli fanlarınızı takabiliyorsunuz. Gücünü bir SATA portundan alan bu hub, bir kabloyla Corsair Node LED kontrolcüye bağlanıyor. LED kontrolcünün üzerinde 2 adet bunun gibi giriş görmekteyiz. Bu girişlere Corsair hub'ları takıyorsunuz. Corsair bunlara kanal diyor. Yani toplamda 2 adet hub ile 12 RGB fanı bireysel olarak kontrol edebiliyorsunuz. Corsair Node kontrolcü bilgisayarınıza bir ucu mini USB, diğer ucu USB header olan kabloyla bağlanıyor. Bu kabloyu anakartınızın altındaki USB header girişlerine takmanız gerekiyor. Peki aydınlatma etkisi nasıl? LED'ler parlak mı? Efekt seçenekleri bol mu? Diye soracak olursanız fandaki 4 adet LED motorun hemen arkasına konumlandırılmış. Bu LED'ler dijital olmasına ve bireysel olarak yakılıp söndürülebilmelerine karşın Corsair bunun tam kontrolünü bize vermiyor. Bunun yerine bireysel LED kontrolünü kendi ön tanımlı efektlerinde sık sık kullanıyor. Bu 4 adet LED'in yaydığı ışıklar belirgin bir şekilde birbirinden ayırt edilebiliyor. Yani iç içe geçmiş değiller. Üzerindeki buzlu cam etkili mat beyaz fan bıçakları sayesinde LED'lerden gelen ışıklar homojen bir şekilde yayılıyor.
Işığın parlaklığı gayet yeterli ve istendiğinde düşürülebiliyor. Fan çerçevesi ise sert siyah plastikten imal edilmiş ve herhangi bir aydınlatma veya yansıtıcı barındırmıyor. Corsair'ın web sitesinden ücretsiz indirebileceğiniz Corsair Link yazılımı birçok özelleştirme seçeneğine sahip demiştik. Bunlara biraz yakından bakalım. Fanlarımız birinci kanalda 3 adet olarak tanımlanmış durumda gördüğünüz gibi. Bunu varsayılan olarak kendi yapmıyor. LED Channel 1 yanında açılır menüye tıklayarak RGB ML fanı seçip kaç tane fanınız varsa o kadar artıya basmamız gerek. Bu arada belirtelim, fanları kontrolcüye takarken izlediğiniz sıra efektleri seçerken de geçerli olacak. O sebeple örneğin kasanızın en üstüne taktığınız fanı kontrolcünün 1 numaralı girişine takmak ve aşağıya indikçe bu sırayı takip etmek mantıklı olacaktır. Eklediğiniz fanlardan birini seçtiğinizde aşağıdan bireysel olarak efektler uygulayabiliyorsunuz. Bu efektler arasında iki renk arasında yanıp sönmeyle, artarak veya azalarak, birbirine karışarak geçişler olduğu gibi gökkuşağı, sıralı geçiş, statik ve sıcaklığa bağlı renk gibi seçenekler var. Tüm saydığım bu efektlerin animasyonunu saat yönüne veya saat yönünün tersine değiştirebildiğiniz gibi hızlarını da birkaç kademe ile ayarlayabiliyorsunuz. Gördüğümüz tek kısıtlama fan ledlerinin parlaklığını bireysel olarak değiştirememeniz. Parlaklık üzerinde yaptığınız en ufak ayar bütün ledlere uygulanıyor. Evet, Corsair'ın ML Pro RGB fanlarını inceledik. Ben Çağan Çelik. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.